Gölbaşı şehir geçişi yolunun ilçemize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı şehir geçişi açılışına canlı olarak katıldı. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Erdoğan, bu projeyle Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıldığını kaydetti. Erdoğan, Ankara'nın başkent sıfatıyla Türkiye'nin idari merkezi olmanın yanında tüm önemli karayolu ağlarının kavşak noktasında yer alan önemli bir şehir olduğunu söyledi. Az önce de ifade edildiği gibi 967 metreyi bulan 352 milyon liralık bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlığımızı, kurumlarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Çevresi gecekondularla kuşatılmış, temel altyapı ihtiyaçlarının pek çoğu yetersiz bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın emeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onların gayretleriyle başkentimiz belli bir noktaya geldi. Erdoğan, bundan sonraki süreçte her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları yine aynen devam ettireceğiz dedi. Bundan sonraki süreçte de her ne kadar belediye başkanlığı noktasında farklı bir konumdaysak da merkezi yönetim olarak bunları da yine aynen devam ettireceğiz. Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına da sahip Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun bu kapsamda gerçekleştirilen projelerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, daha önce açtığımız Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları, yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı, inşası süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardan bazılarıdır dedi. Geçtiğimiz günlerde son bölümünün de açılışını yaptığımız Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Daha önce açtığımız Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren hatları, yakında açacağımız Ankara-Sivas hızlı tren hattı, inşası süren Ankara-İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardan bazılarıdır. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini, hangi yalan ve iftira kampanyalarının yürütüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, spordan şehirciliğe kadar her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek vardı diyor açıklamasında bulundu. Buna rağmen kimi eksikler, hatta yapılan kimi yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ama akıl ve vicdan sahibi herkes, Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyük mesafe kat ettiğini kabul edecektir. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftira ile saldıran, kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, tepeden tırnağa tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanı.